Yani arazi yüzeyini incelerken aslında genel yapısıyla incelememiz lazım. Yapılış amacını da biraz mantık yürütmemiz lazım. Her gördüğümüz kayadaki bir çizik veya bir oyuntu define işareti değildir. İşaretleri genel olarak ayırmamız lazım. Yani arazi yüzeyini inceleyerek ayırmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Geçen bir yerde bir merdiven hemen sağ tarafında dikdörtgen oyma var. Adam merdiveni yapmış, 30-40 tane ayak yapmış, basamak yapmış. Neydi? Yani definecilere ne diyoruz? Merdiven. Ne diyorsun? Ulan para var burada. Ya da üçüncü gözcüsü var. Yedinciye bak, 11.ye bak. Doğru mu? Evet. Hep Oysa tepeden. ki onun devamında hemen üst tarafında bir tane şey var, tapınak alanı var. O merdivenler o tapınak alanı için yapmış adam. Oradaki konulan sağlı sollu iki tane dikdörtgen oyma da 10-10 klas diyoruz ya. 10-10 klasın geçip orayı aydınlatma olarak kullandıkları nokta. Çünkü tapınak alanına örnek veriyorum özellikle Roma döneminde asiller tapınak alanına götürülürken hep gece götürülürdü. Asiller ve zenginler, mevki sahibi olanlar gece hep definleri yapılırdı Roma döneminde. Ve o mezarın başında yemek yerlerdi. Dolayısıyla oraya hem oturma alanları yaparlardı hem de aydınlatma işleri yaparlardı. Şimdi diğer diyecek çocuk ve fakirler işin garip tarafı hep gündüz gömülüyordu. Yani normal defin yapılıyordu. Toprağı açıyorlardı bir toprak hani şu an mevcutta gibi atıyorlardı içine geçiyorlardı. Ama Roma dönemindeki birçok mevki sahibi olan insanlar kesinlikle örnek veriyorum komutanlar şunlar bunlar gece gömülür yapılırdı. Onlar için de o bölgelere ya merdivenler yapılmıştır ya da yürüyüş yolları yapılmıştır. Veya bir stand şeklinde ne diyeyim ben sana bir platform oluşturur. Kramasyon dediğimiz yani yakma. Kramasyon alanına yatırılır orada hediyelerle birlikte yakılır. Dramos tipi ya da tümülüs tipi mezarlara bu hediyelerle birlikte konulurdu. Örnek veriyorum bazı oda mezarları boş. Ve ben bunun örneğini geçen hafta yaşadım ve onu videoya aldım, kayıt olarak aldım, yayınlanacak. Bazı mezarların boş olmasının sebebi sahte mezar olmasından kaynaklanır. Tunca Ve hemen geleceğim abi. Ve işin garip tarafı bazı mezarlara giriyor bu insanlar. O mezarın boş olduğunu fakat hediyelerin olduğunu söylüyor. Bunun sebebi şöyle örnek veriyorum. Bir savaşçı, savaş esnasında bir komutansa orada cenazesi getirilemiyorsa, getirilemeyecek durumdaysa yine bir ona bir mezar hazırlanır. Fakat hediyeleri konur içerisinde ceset olmaz. Yani anıt mezar olarak kalır o. İsterseniz anlatayım ben size tümülüsleri. Aslında tümülüslerin ilk yapılış amacı Trik dönemi, o Midas amcama dayanıyor. Yani tümülüs sistemi, hatta devşirme biz laf kullanıyoruz. Toprağı bol olsun. Niye toprağı bol olsun diyoruz? Şimdi o dönemlerde toprağa ne kadar çok toprak yığılırsa üzerine statüsü o kadar yüksek, Tanrı'ya o kadar yakın olduğunu düşünülürdü. Evet. Frig döneminde ilk tümülüs mezarlarının atası Frigler. Ana zemin oyularak ardış ağaçlar ilk zamanlar ardış ağaçlarıyla yaptılar tümülüsleri. Ondan sonra bu tümülüs sistemini Yunan, Roma kopyaladı kendine. Şimdi gelelim 12 metrelik bir tümülüs. Roma dönemi bir tümülüsünü düşünün. Şimdi 12 metrelik bir tümülüsse yüksekliği emin olun zemin altı odaları yaklaşık gene bir 12 metrede aşağıda. Çünkü bu adamlar bunları yaparken binlerce köle çalıştırdılar. Tabii. O zaman köle şeymiş. Şimdi senin soruların hepsini tek tek cevaplayacağım. Yapılı sistemler işte bazıları çoklu tümülüs sistemleri var, çoklu mezarlar var. Bazıları teklidir. Onları ben de giriş yönleri genellikle güneybatı olarak geçer. Ama tünelli bir tümülüsse onu zaten giriş yönünü gözünde tespit edeceksin. Onu anlatacağım ben sana. 12 metrede ana zemine geldiğin zaman ana mezar odasına girmiş değilsin. Boş. Yani cenazenin hazırlandığı odaya gelmişsindir. Boş çıkar orada. Hemen bir altında belki cenaze odası çıkar. Yani hemen bir alt dedim 6 metre veya 4 metre. Ya tabandan girişi vardır ya da yan duvarlardan bir girişi vardır.
Tümbüs'ün mimarına göre değişiyor bu. Neler ki mezar odasında buldunuz. Bunları tünelden geçerek buluyorsunuz. Biraz önce anlatıyor ya, Allah korumuşları. Yani o tünellerin hepsi tuzaklı. Ana malzeme odasına zaten normal şartlarda kazma küreğine ulaşma şansınız yok. Ancak onu bilen birisi, bu işin uzmanı birisi açması lazım. Dolayısıyla Sinan, yani tümünüsü açma gibi kimsenin bir lüksü yok. En son nerede? Kayseri'de bir haberlerde çıkmıştı, gördünüz değil mi? İşte tümünüsünün odasını açmışlar, almışlar. Yok, orada bir şey yoktu. Orası sadece giriş odasıydı. Ana, tümünüsün ana malzemeleri bahsettiğim derinliklerde, bahsettiğim ölçülerde. Ve bunları çok korunaklı bir hale getirmiş. Yani bunlar normal bir definecinin yapabileceği iş değil. Geldik küçük tümünüslere. Daha doğrusu giriş yönlerini söyleyeyim. Bazı tümünüsler, aile tipi tümünüsler vardı. Roma döneminde de çok kullandı. Yunan da bunu kullandı. Bu tünelli bir sistem. İçeride mezar odaları var. Standart mezar odaları var. Mezar odasına giriyorsun. Bir ölü sekisi veya onun yanında bir odası vardır. Bu ailede kaç kişi? 3-4 kişi ise o kullanılırdı orası. Daha sonra da kayalarının orası tüneli örtülür, iş bittikten sonra en son kapatılırdı. Sen o tümünüse baktığın zaman zaten o yapının, o tünelin giriş noktasını gözünde görürsünüz. Bir çöküntü oluşmuştur. Bir de ufak tümünüsler vardır. O ufak tümünüslerin odaları merkez noktada olmaz. Hep merkezden kaçık yapılır. Ki soyulmasın diye. Zaten tümünüsün olduğu yerde kesinlikle bir su olması lazım. İkincisi o merkeze kaçık yapılan dediğim tümünüslerde hep yerleşim alanının ve gözüken noktalardır. Tümünüslere dikkat edin, hep yerleşim alanlarıdır. Bunlardan dolayı. Yani aslında tümünüsü ben saatlerce anlatırım ama kısa ve öz bu şekilde anlatırım.